Ali, şu ikinci masaya bir bakıver. Onun rakamları çok düşmüş. Fark ettim. Bir de şu yeni mekan var ya, Zekeriya Köy'de. Orada da adam eksik. Tamam, yollarım birilerini. Ali. Nedir, karnem mi? Geçen gün ağzında geveledin ya bir şeyler. Can'la ilgili. Al sana kapı gibi rapor. Ne raporu? DNA raporu. DNA. Çocuk kimin çocuğuymuş anlarsın. Al bak. Aptal aptal konuşmazsın bir daha. Manyak mısın nesin oğlum? Kafa buluyordum seninle. Adama bak ya. Herifin biri bir laf etti diye kendi çocuğuna test yapıyorsun. Çocuğun bahtsızlığı senden olmasın. Elde edilen STR profilleri Cengiz Atay'ın Can Atay'ın biyolojik babası olmadığını göstermektedir. Zaman ayarlayalım. İkimiz bir iki saat çalışırız baş başa. Sen nasılsa sıvışırsın aradan. Bak, nasıl da çözmüş beni. Ama başından uyarayım. Ben daha çok yeniyim bu otel işinde. Sıkılmadan başımda duracaksın. Öğreteceksin her şeyi teker teker. Tamam. Nasıl, hızlı öğreniyor musun bari? Fena değilimdir. Öğretmenimi seversen. Ben bir doğum günü çocuğuna bakayım. Sen de denemelisin. Çocuk. Çocuğun gibisi yok. İnsanın hayata bakışı değişiyordur ha. Hem de nasıl. İnsan bir çocuk yapana dek bir kadına sahip olmanın ne demek olduğunu anlamıyor. Nasıl yani? Senden bir çocuğu oluyor. Dahası mı var? O an diyorsun kendine. Bu kadın benim. Her şeyiyle benim. Artık sonsuza kadar benim. Hiç o tarafından bakmamıştım. Ne diyeyim ortak? Sen benim gibi aşık olmamışsın. Hazırlandım vallahi bu gece. Ne fısıldaşıyorsunuz bakayım? Ben artık kalkayım. Ya niye? Daha erkendi. Bırakın. Belki işi var adamın. Can, mutluyum artık be. Ama erken biliyorsun. Aklın burada kalmayacak mı? Kalmaz mı? Sana bir şey sorsam yanlış anlamazsın beni değil mi? Benimle gelmez misin? Yok. Şimdi biraz şey olur. Yalnız kalmamış olurdum bu gece. Ya evet. Sende bu gece biraz düşüklük var. Ne oldu? Hiç. Hayat. Neyse. Yok yok, bir şey var. Öyle şeyleri paylaşmam pek.
Sen de başka ama. Daha kolay açılıyorum sana. Kusura bakma ya, ben gideyim. Ezel, ya söyler misin, ne oldu? Dün hani bir çocuk gördün ya, yanına gittim ben. Kaçmış yine. Geçen sefer yarı ölü buldular sokakta. Aa. Canlı eşit neredeyse. Kimsenin umurunda olmamak nedir iyi bilirim. Boş ver ya. Keyfini kaçırdım. İyi geceler. Ezel. Cengiz, bir rahat durur musun? Çocuk musun ya? Çocuk dedin de. Abla, ben Ezel'le çıkıyorum. Tamam canım, geç kalma. Abla, ben bu gece gelmeyeceğim, orada kalacağım. Nereden çıktı şimdi Bahar bu? Daha erken değil mi? Bilmem ama gitmek istiyorum. Bence gitme. Ya abla, ben kendi kararımı kendim verebilirim. Bahar, gitme. Bak, sırf senin için ne yaptım? Adresini, telefonunu yazdım çocuk gibi. Hı? Seni seviyorum. Bugün benim doğum günüm değil ki şaşkın. Daha önemli bir gün bugün. Geçen sefer nerede yanlış yaptığımı buldum. Ne? Çok önemli bir detay atlamışım. Cengiz, yapma. Eyşan. Beni dünyanın en mutlu adamı yapar mısın? Benimle evlenir misin? Cengiz. Biliyorum. Daha yeni tanıştık. Başından da kötü bir evlilik geçmiş. Odunun biriyle evlenmişsin. Ama bundan sonra öyle olmayacak. Evlen benimle. Çok mutlu edeceğim seni. Her şeyi unutturacağım. Her şeyi mi? Her şeyi. Bu geceden öncesi yok. Bu gece masumuz ikimiz de. Masum muyuz? Masum başlayalım. Sonra o kadar masum olmayalım ama. Şampanya. Şampanyayı unuttum. Hemen geliyorum. Gitme bir yere. Ne hapıydı o? Hiç. İstemiyorum Cengiz. İstemiyorum çocuk, suç mu? Niye? Var bir çocuğumuz. Eyşan. Yapma. Niye? Biliyorsan sen söyle. Niye? Senden duymak istiyorum çünkü. Söyle. Kötüyüz biz de. Kötüyüz biz de. Değil miyiz? Bizim gibi bir şey daha dünyaya getirmek istemiyorum de. Söyle! Evet, istemiyorum. Ya Can? O başka. O bir mucize. Ama artık bizden bir mucize çıkmaz Cengiz. Niye evlendin o zaman benimle?
Madem o kadar nefret ediyordun benden. Senden nefret etmiyorum. Sevmiyorsun da. Cengiz. Şşş. Kötü tohumu. Kötü şeyler yaptım hayatta. Evet. Ama bana kötü diyen adam hiç sevmemiş demektir. Çünkü siz kimi kandırıyorsunuz? Birini sevmek başka her şeyi daha az sevmek demek değil mi? Birini seçmek başka her şeyi ateşe atmak demek. Biriyle gitmek, biriyle gerçekten çekip dibine kadar gitmek, arkandaki herkesi öldürmek demek. İşte o yüzden Ömer. Bana hikaye anlatma kanka. Benden daha safsın diye daha çok hak etmiyorsun Eyşan'ı. Haksız mıyım? Yine gelmeyince susarsın tabii. Az değilmişsin sen de ha. Tam kazandım dedim. Son gülen sen oldun kanka. Niye mi geldin? Kurtar diye geldim tabii. Ne yiyeceğim ben şimdi? Kız sana ihanet etti. Yedi bitirdi seni, öldürdü. Ama yine seni seçti. Çocuk senin çocuğun. Aşk mı bu şimdi? Hı. Aşk her türlü b**kı yiyip yine onun kapısının önünde mi bulmak kendini? Niye gidemiyor bu kız senin yanından Ömer? Niye unutamıyor oğlum seni? Bak senden bir şey istiyorum kanka. Bir daha bana bakıp da seni düşündüğünde alma oğlum yanına. Oğlum sen, ne yapacaksın gül gibi kızı? Ha? Her şeyi hesapladım sandım. Bir şeyi unutmuşum. Ölüleri kandıramazsın. Ölüleri yenemezsin. O zaman ne kalıyor bize? Gitmek kalıyor. Görüşürüz ortak. Orada buluşuruz diyeceğim ama... İçimden bir ses aynı yere gitmeyi istiyor. Thank you.
geriye bakmak yok. Bir kere karar verdin mi, her şeyi, herkesi bırakacaksın arkanda. Olmazsa kesip atacaksın kalbini. Kalmak isteyen her parçanı söküp atacaksın. Elini, kalbini, ruhunu atacaksın gerekirse. Her şeyi atacaksın ama. Sonunda senden hiçbir şey kalmayacak, gidebilecek. Cengiz, sana söylüyorum. Duymuyor musun? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere. Hiçbir yere gitmiyorum. Hile yapıyorsun, gördüm. Ne hilesi? Torbadan fazla taş aldım. Ne zaman? Ya üf! Yok orada bir şey. Ya acı. Nasıl yaptın bunu? Düşünce gücüyle. Düşünce gücüyle. Düşünce gücüyle sen başka neler yapabiliyorsun? Seni buraya getirebilirim. Yok canım. Abi. Eser. Hı. Sen hiç benim düşündüğüm gibi biri çıkmadın. Fena mı? Fena. Çünkü böyle giderse ben sana aşık olurum. Fena mı? Çok fena. Korkuyorum. Seni yarı yolda bırakacağım diye korkuyorum. Seni üzeceğim diye korkuyorum. Belki de hak ediyorumdur ha? Hayır, hak etmiyorsun. İlk gün de söyledim sana. Sen çok iyi bir insansın. Kahramanımsın benim. Seni hiç unutmayacağım. Seni hiç unutmayacağım Ömer. Seni seviyorum Eysel. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi Eysel'i kapımda göreceğim diye o yüreği kendin çıkarıp verme ona. Sen Ömer'sin. Sen onlar gibi olamazsın ki yavrum. Benim biricik yavrumsun sen. Hayır. Eysel. Git buradan bari. Ya ne oldu? Git dedim buradan, duymuyor musun? Ya Eysel, yanlış bir şey mi söyledim? Duymuyor musun beni? Sana git diyorum, kalk. Ezel, ya bir dakika ne olur? Bak, git diyorum sana, anlamıyor musun? Uzak dur benden, anladın mı? İstemiyorum, hadi. Ya Ezel, ne oluyor ya? Lan uzak dur benden, bir daha da buraya gelme sakın. İşin sonu nasıl bitecek bilmiyorum sanma Ömer.
oyun mezarda başladı, mezarda bitecek. Giriştim ki senle kanka. Kazanmam mümkün değil. Denemedim sanma. Teşekkürler. Ama zaten öldürdüğün biriyle nasıl rekabet edebilirsin? Evet. O zaman görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. İstiyorsan ben bırakayım seni evine. Olur. Çünkü ölüler hep iyi kalır. Oysa sen her an kötü bir şey yapabilirsin. Çünkü kendimden biliyorum Ömer. Aşık insan sevgisine değil, öfkesine yenilir sonunda. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Öyle kızıyorum ki Eyşan'a. Öyle bitmez tükenmez bir öfkem var ki ona. Yukarı gelmek ister misin? Nereye gidersen gideyim, sonunda bir tek onun kollarında diniyor öfkem. O yüzden bu işin sonu nasıl bitecek biliyorum kardeşim. Nereye götürürsem götüreyim onu, o sonunda bir şekilde sana geri dönecek. Ne yaptın bari? Bembeyaz geldi eve ağlıyor, ne yaptın? Ezel, sana diyorum bir şey söylesene. Bir şey olmadı, eve yolladım. Reddettim, o kadar. Niye? Senden rica etmiştim Bahar'ı kırma diye. Bir şey söylesene. Evine git Eşan. Terk edilmek hoş bir şey değil. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Niyesini bilmemek. Yaşamak da, yaşatmak da çok fena. Yaşasaydın öyle bir şey, şimdi bu kapıyı açardın zaten. Bahar'ı düşündüğüm için yolladım onu. Benimle olursa eninde sonunda kalbi kırılır. Niye? Çünkü hani demiştim ya, eskiden birine aşıktım diye. Hala aşık mısın ona? Hayır, tam tersi. Öyle nefret ediyorum ki ona. Bahar'la beraber olsam, Bahar'ın canını acıttığımda
onun canını acıtmış gibi olacağım. Ne kadar korkunç bir şey dediğini farkında mısın? O yüzden gönderdim işte Bahar'ı. Bahar için değil. Ben Bahar'ı korurum. Senin için. Senin için korkunç bir durum. O kadın biliyor mu onun ne kadar öfkeli olduğunu? Yaşadığımı bile bilmiyordur artık. Yüzüne hiçbir şey söylemedin mi? Bence söylemelisin. Gözlerinin içine bakıp ne hissettiğini söylemelisin ona. Neyi değiştirecek ki? Çok şeyi. Geçmişe takılıp kalmak ne demek çok iyi bilirim. Artık orada olmayanı aramak ne demek cidden çok iyi bilirim. İşe yaradım yok benim. Ona sormak istediğin hiçbir şey yok mu? Var aslında. Ne? Niye? Niye yaptın? Olsam söylerdim Ezel. İnan söylerdim. Dağınıksın bu sabah yeğen. O kadar çok yapıştırdın ki beni tekrar kendime. Artık parçalar tutmuyor dayı. Kırılmak istemiyorsan kendini böyle bırakmayacaksın yere yeğen. Senin için söylemesi kolay dayı. Senin her soruya bir cevabın var. Ama benim yok. Anlasana. Hangi soruya? Niye dayı, niye? Böyle boğazlarını sıkıp gırtlaklarından almak istiyorum. Niye yaptılar dayı, niye? Olan olmuş bir kere yeğen. Hiçbir neden onu olmamış yapamaz artık. Bu acıya hiçbir tavsiye yetmiyor dayı. Ya biri çıkıp gerçeği söylesin. Beni öldürüyor. Sonra geliyor teselli ediyor burada. Geçmişe sorular soran kendi sesinin yankısını gerçek sanır ya. Hani aynada aksini görür, gerçek sanır, vurur yumruğu, ayna kırılır, elin kanar. Gerçeği öğrenmek istiyorum, gerçeği. Sen gerçeği öğrenmek istemiyorsun ya. Söyle. Yine sen söyle, ne istiyorum ben? Sen bu kadını affetmek istiyorsun. Hayır. Evet.
Bu kadın sana öyle bir neden söylesin ki, öyle haklı bir sebep göstersin ki sen nihayet bu kadını affedebilesin istiyorsun. Yeter! Yeter de yetişir. Tamam. Hadi affettin diyelim. İntikamdan vazgeçtin diyelim. Adaleti ne yapacaksın peki? Ömer'in hakkını bir tek sen arayabilirsin. Hakkını aramak için her Allah'ın günü öldürecek miyim Ömer'i? Ben de insanım be dayı. Kolay olmadığını biliyorum yeğen. Onun için buradayım ben. Sen benim kendi kanım gibisin. Seni evladım gibi yetiştirdim ben. Mesele de o işte dayı. Sen geçmişini sil diyorsun ama ben o geçmişi silmek istemiyorum. Anam var benim orada. Kardeşim var. Arkasını döndü mü döndü. Ama zaten bir babam var benim. Ezel! 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 Zamanı değil ya. Şimdi dağılmanın, duraksamanın sırası değil. Mesele senden çıktı ya. İntikamının içine çektiği herkes tehlikede artık. Durursan kurtlar kokunu alır. Durursan kurtlar kendi aralarında didişmeyi bırakır, sana dönerler. Bir kere görürlerse kim olduğunu, öyle kurnaz ki bunlar. Önce sana değil, sevdiklerine geçirirler dişlerini. Elif, Bahar'ı uyandırır mısın? Çok geç oldu. Dur. Ya. Oğlum dur. Bak. Anne biraz daha uyuyayım. Servis gelecek şimdi ha? Dur. Ya. Yemeğini de bitirmedin zaten. Ya anne niye attın? Anneler atar öyle. Konuşalım mı dün geceyle ilgili? Niye öyle bakıyorsun? İnsan bu kadar güzel olur mu? Ayıp değil mi? Hadi sen çık biraz yat. Elif de kahvaltı hazırlasın. Sen de gel. Can öğle yemeğine geldi. Onu servise geçireceğim. Elif bıraksın. Sen gel yanıma yat. Bir sarılayım şöyle sana. Öyle uyuyalım. Olmaz mı Eşan? Çok mu bir şey istiyorum? Yok. İstemiyorsun. Aa babam geldi. Anne bugün geleceğim mi okula? Veli toplantısına. Bak. Anne bugün babayla ilgilenecek, tamam mı? Hadi. Sen git biraz daha oyna bahçede. Ama herkesin annesi babası gelecekmiş. Sen de gel. Anne, babam da gelsin. Hadi Eşan. Kaçta toplantı? Bak. Biz şimdi anneyle zaten yukarıda bir tane toplantı yapacağız. Tamam mı? Sen izin verirsen. Hadi. Bugün işte. Anne söyle.
kopacağım ama. Ya rahat bıraksana bizi Can. Cengiz. Ya bana ne, sen de gel baba. Hadi ama sen de gel baba. Can. Bakayım oğlum, bakayım anneciğim. Ağlama, ağlama. Ağlamıyorum bir kere. Can. Can iyi misin? Git. Anne söyle gitsin. Ben isteyerek yapmadım. Hadi gel. Gel yüzünü yıkayalım, okula gidelim. Ha? Hadi. Ama ben bir şey yapmadım. Bu mu Cengiz? İkinci hayat dediğin bu mu? Eşan Hanım. Ne var Elif? Bahar Hanım eşyalarını alıp çıkmış. Seninkilere bir şey demiyorum. Ararım ben onları sonra. Acil bir durum falan olursa... Sen varsın ya Ali abi. Bahar, benim üstüme vazife değil şimdi de... bu senin Ezel mi bir sakat yaptı? Ya bir durum varsa... Ya evet, onu bir dövsene sen Ali abi. Şaka yapıyorum, yok öyle bir şey. Bahar, eğer sana bir şey yaptıysa ben yaşatmam o adamı. Yok Ali abi. Ne yapıyorsam ben kendime yapıyorum. İyi bak kendine, tamam mı? Öyle kavgalara falan da karışayım deme. Ablama da göz kulak ol. Yok kız. Buraya mı yerleşiyorsun? Haftaya geleceğim. Değil mi? Hı. Anacığım ben çıkıyorum. Dur bir hele, dur gel. Gel, gel şöyle bir otur. Gel şöyle bir otur. Sıkı giyindin mi? Bak akşam soğuyacakmış hava. Çocuk muyum ya anne? Tamam. Tabii ki değilsin. Koskocaman adamsın. Sen evimizin gururusun. Kendi haberlerini yapacaksın. Yazıların yayınlanacak. Heh, o yüzden işte anne. Çıkmam lazım şimdi. Röportajlara başlıyorum bugün. Ne zaman yayınlayacaklar? Bakalım anne, ne zaman bitirirsem. Adı neydi şimdi bunun? Ne yazıyordun? Şey ya, polisiye bir şeyler işte. Aa, adı neydi bunun? Ya, uzun hikaye ya anne, anlatırım sonra. Hadi kaçtım ben, gideyim çalışayım biraz. Dikkat et. Tamam. Mert. Efendim anne? Sözünde duruyorsun değil mi? Uzak duruyorsun değil mi Cengiz'den? Duruyorum. Merak etme. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Buyurun. Ezel ben. Oo. Merhaba oğlum. Hoş geldin. Cengiz de mi geldi? O nerede? Ha, yok. Buralarda bir işim vardı da size bir selam vereyim dedim. Zor olmuyor mu böyle tek başımıza? Eskiden tek elle bile yapardım. Ama artık oluyor. Zor oluyor. Ne bileyim, bir çırak falan tutsanız. Meşakkatlidir bu iş. Bu işin çırağı öyle maaşla falan tutulmaz. Geç otur oğlum, bir çayımızı iç. Yok yok, zahmet etmeyin. Bu güzelmiş. Bitmemiş. Ömer'le yapıyorduk. Mert'e. Büyüyünce diye. Onunla hallettirim bunları. Hı hı. Hepsi tertemiz. Bazen şuradan giriverecekmiş gibi oluyorum. Girecek. Tek lafta etmeyecek. Geçeceğiz yine masanın başına. Yaşlılık. Ama ateş düştüğü yere yakarmış. Benim oğlum da başkasını yaktı. Bir yerde yaptık bir yanlış. Ezel. Ben iyi değilim ortak. Ben bir fenayım. Neredesin? Ezel. Gel al ya beni buradan.